sana bir tanem. Annem bu resim için o fotoğraftan ilham alıyordu. Onunla devam etse çok daha güzel olur bence. Bence annem bu resmi tamamlamak için o fotoğrafa ihtiyacı yok. Zeynepciğim, belki bugün doğru bir zaman değildir. Belki annen başka bir zaman yapmak istiyordur resmi. Annem her zaman çok güzel resimler yapar. Lütfen anne, tamamla babamın yüzünü. Lütfen anne, babanı çok ama çok ama çok yakışıklı çiz. Bana bak, ne yaptın sen? Ne yaptın he? Boşuna bağırıp durma anne. Dediğimi duydun. O paralarla Halit amcanın borcunu ödedim. Ya anne, sen bunca yıl o adamla aynı yastığa baş koymadın mı? Bu adam senin resmiyette kocan değil mi? E ne güzel işte. Ona iyilik etmiş oldun. Sevinmelisin bence. Boşuna bana laf salatası yapma. Sen benim paralarımı hiç ettin. O kuş beyninle her şeyi mahvettin. Ne sanıyorsun sen kendini? Senin o paralar kadar ederin var mı? Ha? Sen kaç defa para kazanıp getirdin bu eve? Gözüm görmesin artık seni. Gözüm görmesin. O paralar kadar ederim yok. Öyle mi anne? Yazık. Haklısın. Senin için her şey para. Sen Nazlı ablamın 3 kuruş için Rüstem'in koynuna attığında da her şey paraydı. Ama ben bunları çoktan hak ettim. Sen Nazlı ablamı Rüstem'e sattığında ben kılımı bile kıpırdatmadım. Ben zaten bunları çoktan hak ettim anne. Git! Cehennemin dibine kadar yolun var! Git! Defol! Git! Paralar da gitti. Sonunda gerçek yüzünü gösterdin anne. Sen busun işte, böylesin. Ama ben daha fazla buna katlanmayacağım. Nasıl kurarsın bana o cümleleri ya? Hani benim için her şeyi yapardın. Hani saçımın tenine zarar gelse sen dünyayı yakardın. Ne oldu Sümbül Hanım? Yıktın geçtin anne sen beni. Kız, sen hala burada mısın ha? Gitmedin mi? Var ya seni şuracıkta gebertirim ama ana yüreğim işte el vermiyor. Sen benim emeklerimi, bütün çabalarımı bir çırpıda küre döndürdün. Gözüm görmesin seni, git. Sana kal diyeceğimi sanıyorsan çok yanılıyorsun. Sen benim arkamdan iş çevirdin. Kuyumu kazdın. Nankör, hain evlat seni. Hala bakıyor ya, gitsene, defol. Senin gibi evlat olmaz olsun. Hayatım, biraz gülümser misin? Çok merak ediyorum, bakalım nasıl olacak? Acele edersem resmi mahvedebilirim. Tamam. Şunun hareketlerine bak. Ay sanki becerebilecekmiş gibi. Ne anlarsın sen resimden be?
Az sonra hep birlikte rezilliğini göreceğiz. Murat da bakalım bunu kızına nasıl açıklayacak. Evet. Resmimiz, yani sürprizimiz bitti. Hadi bakalım. Nasıl ya? Yani nasıl bu kadar çabuk bitirdin? Tebrik ederim Cemre. Gerçekten çok güzel olmuş hayatım. Tebrik ederim. Senin o paralar kadar ederin var mı? Ha? Sen kaç defa para kazanıp getirdin bu eve? Gözüm görmesin artık seni. Gözüm görmesin. Annem beni o para kadar bile sevmedi. Belki de hiç sevmedi. Çok sağ ol. Büyük bir dertten kurtardın beni. Hiç umudum yoktu. Anlayamadığım... Madem bu resmi yapabilecektin... Neden başkasına tamamlatmaya kabul ettin? Ben sana kaç defa dedim bunlara para verilmeyecek diye? Ha? Hiç akıllanmayacak mısın sen? Biz sofraya koymaya ekmek bulamıyoruz. Sen nereden buluyorsun bu paraları? Nereden buluyorsun? Al sana resim, al sana boya, al. Hepsi burada. Aslında uzun zamandır yapmamıştım yani. Kendimden pek emin değildim diyebilirim. Böyle iyi mi Zeynep? Biraz yukarı Adil amca. Biraz aşağı. Biraz sağ. Sağ. Biraz sola. Oha. Böyle işaretliyorum o zaman. Tamam. Tamam. Tutayım. Evet. Bir de bakalım.
Nasıl oldu? Kaya gibi sağlam oldu vallahi Zeynep. Çok güzel duruyor. Ben de bir ince annem gibi olacağım. Çok güzel resimler yapacağım. Bu resmi odamın duvarında çindirmeyeceğim. Neden? Çünkü sabah uyandığımda hep annemle babamı görmek istiyorum. Ay kuzum benim. Gel gel benim bir tanecik kuzum. Balım benim.